Doğal kadınlarda görüyoruz. Erişkin yaşta çok tipiktir aslında. Hayvansal proteinlerden zengin beslenirsiniz. Biraz alkol alırsınız. Sabahında özellikle birçok arterde, birçok eklemde olabilir ama en çok ayak baş parmağında oluyor. Biz buna podagra diyoruz özellikle. Ayak baş parmağında kızarık, sıcak artrit yapar. Kırmızı artrit. Yani çarşafı bile değdiremezsiniz. Böyle bir özelliği vardır diğerlerinden anlatan. Çarşaf değdiğinde bile hasta irrite olur. Böyle bir ağrı, yangı tabii, var. Tabii çok, evet, çok rahatsız edici bir şey. Peki şimdi diğer hastalıklarla karıştırılıyor dedim ama tanı koymakta biraz geç kalınmış oluyor mu? Çünkü biz eklemlerimizde bir ağrı olduğunda genellikle şunu düşünüyoruz. Romatizma mıyım? Ya da işte eklemlerim aşınmış olabilir. Özellikle şu dizlerde. Farklı bir özelliği var mı? Diğer hastalıklardan ayırt edebileceğimiz semptom var mı bu hastalığın? Evet. Genellikle tek bir eklemi tutuyor. Biz bir buna monoartrit, evet, genellikle %90 böyle ve bu %90'ında yarısında ayak baş parmağını tutuyor. Yani erişkin bir erkek hasta ayak baş parmağında hassasiyetle, artritle geldi, koyabileceğiniz %90 tanı budur. Ayak bileğini de tutabilir, ayak sırtını da tutabilir, dizi de tutabiliyor, birçok aslında eklemi tutabiliyor ama genelde tek bir eklemi tutuyor. Çok nadir olmak koşuluyla da geniş çaplı poliartrit diyoruz. Birçok eklemi, 4-5'ten fazla eklemi aynı anda tutabiliyor. İşte asıl bu karışabiliyor. Özellikle romatoid artritle. Ve birçok hasta belki bunun için başka uzmanlık alanlarına gidip tedavi olmaya çalışıyor. Evet. Ve sonuçta ağrıları uzun süreyle devam ediyor. Kesinlikle. Peki bunun belirtileri hocam? İşte ayak baş parmağındaki o çıkıntı, hassasiyet, ki o da hagus valgusla karıştırılabilir, evet, belki de ki, değil mi? Baş parmak çıkıntısıyla. Bunun ayırt edici tanısı nedir? Gut hastalığına nasıl tanı koyuyorsunuz? Şöyle, kesin tanısı aslında eklemden aldığınız sıvıdaki monosodyum ürat kristalleriyle oluyor ama bunu pratikte yapmak çok zor. Çok tipik hastaların verdiği hikaye. Geldiğinde hasta diyor ki hocam ben sabah İşte kırmızı et dedim, akşam balık yedim. Özellikle deniz ürünlerinde de midye ve kalamar, istiridye, bunlar da daha fazla oluyor. Sabah aniden başlayan, çok ani çıkar bakın ağrısı. Çok aniden böyle çıkar. Aniden böyle kızarır ve ağrı olur. Ani başlangıcıdır. Diğer romatizma hastalıklarında öyle değildir. Yavaş yavaş böyle başlar ve tepe noktasına çıkar. Çok tipik veriyor ve geldiğinde de kan testinde ürik asit düzeyine bakıyoruz. Yüksek çıktığında tanıyı koymuş oluyoruz aslında. Bu bir metabolizma hastalığı anladığım kadarıyla, değil mi? Eklem ağrısı ama metabolizmaya bağlı bir kesinlikle, hastalıktan kesinlikle. Bahsediyoruz. Ürik asitin fazlalığı aslında bir bakıyoruz, tansiyonu yüksek olanlarda daha fazla. Diyabeti olanlarda daha fazla. Biraz obeziteye bağlı daha fazla oluyor. Zaten artık son dönemlerde gutun artmasının en önemli 3 sebebi. 1- püründen zengin beslenme, global olarak obezileşiyoruz. 2- alkol. 3- de en önemli mesele bu, özellikle fruktoz şekeri. Meyve normal şekeri. Şeker diye geçmemek lazım, evet, glukoz diye. Bu çok toksik bir madde. Aslında ticari olarak çok değerli ama özellikle biz meşrubatlara katıyoruz şu anda ve tatlılara. Ticari olarak çok değerli bir madde. İşte bundan dolayı özellikle çok fazla arttı ülkemizde gut dünyada. 100 kişiden 2-3 kişide görüyoruz. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam, evet. Peki hocam bu hastalıkla yaşamayı mı öğrenmek lazım belirli gut diyetleriyle? Yoksa bu tamamen küre edilebilen bir hastalık mı? Şöyle şöyle katı davranmamak lazım. Siz püründen fakir diyet yapmanız lazım ama hastalar bunu yapamazlar. Çünkü mercimekte bile pürin var. Yani ürik asidin maddesi var. O yüzden nettir her şey. Hayvansal protein, kırmızı et ve beyaz et. Süt ürünleri hatta faydalı. Onları kısıtlamıyoruz. Tamam. İkinci olarak alkolden uzak duruyoruz. Özellikle bira da çok fazla var. Hastalar bazen diyorlar hocam benim ama ben bana kısıtlamayın içmem lazım. İlle içmek istiyorsan şarap iç diyoruz biz onlara. Yani tabii hastalarını da karşılamak lazım bazı şeylerin. İkinci olarak fruktozdan zengin meşrubatlardan kaçınmamız lazım. Fruktoz şekerinden. Mesela mısır şurubu, daha çok tatlılar bununla yapılıyor. Ama bisküvilerde raftaki birçok üründe var. Evet evet var. İşte bunun %80'i fruktoz, %20'si glukoz mısır şurubunun. Zaten ondan dolayı etkili. İki, bazı tansiyon ilaçları, diüretikler, idrar söktürücüler arttırıyor. Evet. O yüzden o tansiyon hastalarına onları vermemeye çalışıyoruz. Üç, düşük doz aspirin.
Onun da etkisi var. Hmm. Enteresan bir hastalık hakikaten. Çok kesinlikle. Ve insanın bende gut mu var deyip konduramadığı da bir hastalık. Evet evet. Değil mi? Bir de asemptomatik dönemi var.